Kiraz, ben şimdi ablanla okuluna gideceğim de senden rica ediyorum kızım evden dışarı çıkma. Annemiz okula mı gideceğiz? Öğretmenle konuşmaya gideceğim. Anne sen ne konuşacaksın ki öğretmenle? Ne mi konuşacağım? Kızıma haksızlık etmişsiniz diyeceğim. O da sesini çıkarmamış ama ben bu işin peşindeyim diyeceğim. Olur mu? Anne ben koskoca kız oldum. Bir Veysel'le görüştüm diye sen beni eve hapsedemezsin. Anne eve hapis biraz fazla değil mi gerçekten? Kızım ben eve hapsetmiyorum ya. Rica ediyorum ya rica. Evden dışarı çıkma diyorum. Zaten kardeşin de var. Sen de iyi polis oynama abla şimdi. Hem git beni anneme ispiyonla. Şimdi kalkmış anneye hapsi fazla değil mi diyorsun? O ispiyonculuk konusunu hiç açmayalım istersen Kiraz Hanım. Açmayalım açmayalım ya. Herkes kendi hayatına devam etsin. Ben eve mahkum olmaya razıyım zaten. Ay Allah aşkına densiz densiz konuşup durmayın. Of. Hadi ben hazırlanıyorum. Sen de çabuk ol. Hadi. Kardeşine yemek ısıtırsın acıkırsa. Oh. Kiraz. Ne oldu? Sen de bir şey isteyeceksin benden. Bak annemle konuşup onu vazgeçireceğim ben. Senin başka işin yok mu abla ya? Annem senin üniversiteye gidebilmen için etrafında pervane oluyor. Sen okuluna git, dersine çalış, arkadaşlarınla gez. Ya benden sen ne istiyorsun ya? Bırak beni artık. Kiraz bak ağzına gelen her lafı öyle düşünmeden ortalığa saçıyorsun. Gerçekten üzülüyorum bak. Sana vicdan azabı çektirdiğim için çok özür dilerim ablacığım. Anne gel vazgeçelim, gitmeyelim. Zaten kararlarını verdiler, bir şey değişmeyecek. Allah Allah, niye değişmeyecek canım? Ya sen, ben senin avukatlık okuluna yolladım. Sen daha kendi hakkını savunamıyorsun. Başkasının hakkını nasıl savunacaksın bilmiyorum. Yürü haydi, yürü. Alo. Ne haber Zümrüt? İyi, okula gidiyorum. Kim o? Demir. Annenle mi? Annemle. Hiç konuşamıyorsun sanırım. Neyse, ben de zaten okula geliyorum. Orada görüşürüz. Tamam. Yürü. Haydi. Leyla. Nasılsın? İyiyim Yemin. Neredesin? Neredeyim? Oteldeyim. Kahvaltı yapalım mı? Otele gelip seni alayım. Ya yok yok, otele gelme sen. Ben tezgahı erken açacağım zaten bugün. Sahilde buluşuruz. Tamam. Ben de orada prova yaparım. Güzel. Tamam oldu. Ya kapatmamış. Alo. Ya kapatsana. Yok. Önce sen kapat diye bekliyorum. Ya olur mu? Kapat işte önce sen. O zaman üçe kadar sayıp aynı anda kapatalım. Bir. İki. Üç. Neyi üç? Ulan şu yaştan sonra düştüğümüz hale bak ha. Önce sen kapatmış. Lan boynum da koptu kopacak ha. Al bakalım. Kimle konuşuyordun? Hiç. Bir arkadaşla. Bir arkadaş. Tanımadığın bir arkadaşın var? Yok. Konserle ilgili teknik bir konu konuşuyordum. Havada sorgu kokusu mu var? Ben mi yanlış anladım? Yok canım, ne sorgulaması? Estağfurullah. Ama bu aralar sende değişik bir heyecan var. Yani hoşuma gidiyor. Tabii ki nedenini de merak ediyorum. Bahardan olabilir. Konser de yaklaşıyor. Peki. Babam, Yılmaz amcayı dün akşam defalarca aradım ama ulaşamadım. Senin haberin var mı? Maalesef. Kötü bir şey olmadı değil mi? Başına bir şey gelmemiştir. Şimdilik bir şey yok. Olsa biliyorsun, kötü haber tez duyuluyor. Ziya abi
sürekli bütün karakolları, hastaneleri araştırıyor. Sıra kadem bastı Yılmaz. Yılmaz amca niye böyle bir şey yaptı baba? Yani nerede olduğunu sana söyleyebilirdi. Yılmaz amcan kaybetti kızım. Dolandırıldı, iflas etti, boşandı. Kaybeden herkes gibi kendini suçluyor. Ve en yakınındakilerden kaçıyor. Ben anlıyorum onu. Keşke destek olmamıza izin verseydi. Keşke. Bilal'in tuzağına düştü. Yani beraber düştük. Ve yasal olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yılmaz da bunu kaldıramadı tabii. Umarım en kısa zamanda ortaya çıkar baba. Umarım. Neyse, ne yapıyorsun bugün? Provaya gideceğim. Sonra da eve geleceğim. Sen? Hiçbir işim yok. Hadi provadan sonra birlikte bir şeyler yapalım. Ya da dur. Birlikte gidelim. Ben beklerim orada. Yok, benim provam çok uzun sürecek. Ya çok beklemen gerekebilir. Tamam, anlaşıldı. Git bakalım provana. Senin kadar ben de çok seviniyorum şu konser işine. Hatta şu an beni mutlu eden tek şey diyebilirim. Görüşürüz baba. Görüşürüz. Demir. Efendim anne. Nereye? İşim var. Baban ortalıkta yok. Sen nasıl rahat bir adamsın ya? Ne diyorsun sen anne ya? Baban diyorum. Yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki. Adamdan hiçbir iz yok. Kaç gündür nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyoruz bile. Hiç mi merak etmiyorsun? Senden fazla merak ediyorum. Ama ne yapabilirim? Bakabileceğimiz her yere baktık, sorabileceğimiz her yere sorduk. Ama adam yok. Ne yapmamı bekliyorsun? Acaba şu sizin köylüler biliyor mudur nerede olduğunu? Zümrütleri mi diyorsun? Ya bizim başımıza neler geldi. Baban dolandırıldı, iflas etti adam. Ama senin gündemin hiç değişmedi değil mi? Aynı kaldı, babamı kıskanmaya devam ediyorsun. Zaten yaptığın başka bir şey yok ki. Ne alakası var Demir? Belki biliyorlardı. Bırak Allah aşkına, ben de oturmuş seni dinliyorum burada. Alo Bilal. Efendim Sevgi. Ben yine aynı şeyi soracağım. Yılmaz'dan bir haber yok. Olunca mutlaka seni ararım. Tamam, ben yine de sorayım dedim. Bir şey öğrenirsem haber vereceğim. Merak etme sen, her şey yolunda. Şimdi kapatmam lazım, biraz işim var. Tamam. Nereye gider bu adam? Adam her şeyini kaybetti Bilal Bey. Her şeyini kaybeden insan çeker gider. Yani ben olsam çeker giderdim. Gittiğine inanıyorsun yani. Keşke ben de senin kadar emin olsam. Yani otel kayıtlarına baktırdık. Çıkış yapmış, havaalanına gitmiş. Gören de yok. Sizin anlayacağınız Bilal Bey, Yılmaz bitti. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Siz yine de tetikte olun. Aramaya devam edeceğiz. Demir Bey, sizi burada görmek ne güzel. Sağ olun. Buyurun. Ben hemen lafa gireceğim. Sizin için zor olabilir ama Rezzan Hoca'nın sınav kayıtlarına ihtiyacım var. Vallahi o zaman ben de hemen lafa gireyim. O biraz zor. Ya biliyorum ama benim için çok önemli gerçekten. Konu şu okuldan atılan kız öğrenciyle ilgili değil mi? Evet. Benden almadınız. Ben çay içmeye gittiğimde bunu kendiniz aldınız, tamam mı? İşte burada. Çok sağ olun. Nasıl birlik yaptığınızı bilemezsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Ali Sürme. Bakalım final öncesi nasıl bir ham geldi de bunu da aldı.
Anne, acaba girmesek mi? Niye? Alnımız ak. Hakkımızı niye aramayacağız? Niye soru sormayacağız? Zümrüt teyze merhaba. Merhaba oğlum. Zümrüt, ben galiba bir şey buldum. Ama sonuç alana kadar benden haber bekle, tamam mı? Ne buldun? Ben söyleyeceğim, merak etme. Hadi görüşürüz. Yürü, yürü, yürü. Oğlum yavaş. Görmüyorsunuz mu? Pardon abim. Sanata saygımız sonsuz. Hadi be, hadi. Belli belli. Hadi. Ya perişan oldun ha. Dinle nasıl? Haklısın. Hadi ablacığım, bitti konser, hadi. Acıktın mı? Çok. Vallahi de. Midye ye ye. Midye olduk. Yakında kabuk bağlayacağız. Ya. Benim bir sıkıntım yok. Nasıl gidiyor bari? İyi. Sayende. Ya sayende deyip durma Allah aşkına. Ben ne yaptım ki midyeden başka? Allah. Ne oldu? Gitti boynum. Gel bakayım. Gel. Dur, dur. Allah, yukarı. Ah, orası, orası. Ah, ellerin dert görmesin. Oh. Kız, senden de nasır mı var? Ya, bütün çelizlerde oluyor. Allah Allah. Ya acımıyor mu böyle? Yok, acımıyor. İyi, domates koy oraya. Anam nasırların domates de sökerdi. Zaten krem sürüyorum. Ya bırak kremi sen. Pişmiş domatesi koy oraya, beklet bir akşam. Beni dinle. Evlensene benimle. Ne? Evlen benimle. Her sabah beraber uyanırız. Böyle birbirimizin yaralarını sararız. Birbirimize arkadaş oluruz. Yoldaş oluruz. Derman oluruz. Anlamadım. Sen ciddi misin? Ya ciddiyim işte. Otelde falan kalmıyorum ben. Ha, orada bankta yatıyorum. Seni düşünmekten sabaha kadar uyuyamıyorum zaten. Sonra sabah bir kalkmışım. Daha böyle boynum da tutulmuş. Aklım da. Kalbim de. Ben artık senden ayrı bir gece geçirmek istemiyorum. Evlen işte benimle. Bilmiyorum. Ha, böyle damdan düşer gibi söylersen. Ha, yürüyelim de bari, kendine gel biraz. Olur. Haydi. Mesele bir karara bağlandı ama. Evet, bir karara bağlanmış ama yanlış bir karara bağlanmış. Onu konuşmaya geldik. Öğretmen hanım, şimdi diyeceklerimde bir sakinlik olursa kusura bakma. Ben bir anneyim. Yani insan evladının eğrisini doğrusunu bilir. Elbette ben de biliyorum.
Ama bildiğim bir şey var ki benim kızım suçsuzdur. Benim kızım böyle bir şeye tenezzül etmez. Çünkü bu çocuk bu okul için kendi kaderine karşı geldi. Biz bu okul için nasıl bir kavganın içine girdik biliyor musun? Ben bir anne olarak neleri göze aldım biliyor musun? Bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bilmeden, etmeden, sormadan, soruşturmadan böyle gencecik bir insan hayatını nasıl mahvedebilirsiniz? Şimdi diyeceğim şu ki, ben kızıma inanıyorum. Ben kızımın her zaman arkasındayım. Benim kızım suçsuzdur. Sizi anlıyorum. Bakın, gidip bir itiraz dilekçesi verin. İşleme konduktan sonra tekrar konuşalım. Elbette ben de kimsenin hayatıyla geleceğiyle oynamak istemem. Soruşturmanın tekrar açılabilmesi için itiraz dilekçenizi bugün vermeniz gerekiyor. Biz de olayları hızlandırıp elimizden geleni hemen yapabilelim diye. Tamam hocam, ben hemen halledeceğim. Çok teşekkür ederim. Tekrar konuşuruz. Çok sağ olun, çok sağ olun. Allah razı olsun. Gel yavrum. Ali Sürme kim? Arkadaşlar, Ali Sürme kim? Benim. Ne vardı? Bir iki dakika konuşalım mı? Ne konuşacağız ya? Merhaba Demir. Merhaba. Demir? Bir şey mi oldu birader? Sen sakin ol. Gel bir iki dakika konuşalım. İyi. Ne oldu, ne var? Sen şu Rezan Hoca'nın dersini verdin mi? Verdim. Not falan istiyorsan yok bende. Yok, biliyorum not olmadığını da. Bilmediğim şeyi soruyorum sana. Ne diyorsun sen ya? Anlat bakalım. O sınavı nasıl verdin? Bıraksana lan. Oğlum bak, ben biliyorum. Hepsi kamera kayıtlarında çok net görünüyor. Ne diyorsun sen? Ne kamerası? Diyorum ki sınav sorularını çalman diyorum. Büyük suç diyorum. Ben seni polise vermeden git kendin itiraf et diyorum. Ya benim öyle şeylerle işim olmaz. Sen karıştırıyorsun beni. Ulan oğlum, o gün Rezan Hoca'nın katında gördüm seni. Hepsi kamerada var diyorum. Tabii ilk iki sınavdan çakıp sonra finalde devasa bir not alman da var değil mi? Her şeyi biliyorum, onun için kıvırma. Kapıya gel. Şey Güneş ablacığım, sen burada otur tamam mı? Sakın kalkma. Heh, aferin. Nereden çıktın Veysel? Ya seni görmeye geldim. Ya sen deli misin? Birisi görecek, hadi git. Yok, iki saattir sotedeyim. Herkes çıktı, öyle geldim. Ben senin yüzünden ev hapsi aldım. Bak birisi daha görse ben burnunu daha çıkartamam bu evden. Ya görürse görsün. Artık herkes bilsin bizi. Benim kimseden korkum yok. Bugüne kadar aklın neredeydi senin ha? Ben Veysel'e kaçalım dediğinde aklın neredeydi? O kadar altının var dedim sana ya. Ya pişmanım diyorum. Alacağım seni diyorum işte. Ha öyle mi? Ateşli hastalık demek ki. Çok geçmiş olsun. Dalga geçme kızım. Kaçıracağım seni. O tren çoktan kaçtı Veysel. Sen beni çoktan kaçırdın zaten. Ne demekmiş o? Bak Kiraz, ben her şeyi telafi edeceğim. Ben istiyor muyum bakayım ha? Hiç sen bana sordun mu? Ya kızma da. Hayır, benle kaçmayıp ne yapacaksın? Geldiğinden beri bir şey yaptığın yok. E gönlün de bende zaten. Gel inat etme işte. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Veysel hadi git, birisi görecek, hadi ya. Bak Kiraz, peşini bırakmayacağım seni. Veysel tamam, git artık.
edersin, gidelim mi artık? Ay hala inanamıyorum bittiğine ya. Çok bile sürdü. Bak, ben evimi, kızımı özledim. Yani çocuk burnumda tutuyor, aylardır göremiyorum. Yüzü senin kızınsa benim de kızım, ben de çok özledim. Ama ne yapalım, Bilal Bey'i yüzüstü bırakamayız ki. Bak, adam manyağın teki. Tamam mı? Ne zaman hangimizi gırtlaklayacağı belli değil. Gel, hazır keyif yerinde yüzü gülüyorken fark ettirmeden gidelim. Hiç veda etmeden falan. Ah be yavrum ya, sen bu sektör için çok domestiksin. Ya, bu kadar duygusal olma. Ama Allah aşkına ya, veda etmek nedir? Tamam, tamam. Ya, farkında mısın? Şurada motora binmekten aylardır dümdüz oldu ya. Yani cool olacağım diye, artistlik yapacağım diye motor tepesinden inmedim. Benim yerim rahat vallahi. Yeminle yetişip duruyorduk. Onu bunu bilmem. Paris'e giden ilk uçağa 2 bilet alıyorum, haberin olsun. İyi, tamam. Ama şurada son bir balık ekmek yiyelim, olur mu? Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk Cennet teyzeciğim. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, sağ olun. Zümrüt evde mi? Bir şey konuşacaktım da. Tabii, izniniz olursa. Evde tabii. Zümrüt! Kim o anne? Demir? Fazla oyalanmayın kızım. Hava soğuk ya, o yüzden, o sebeple söyledim. Nasılsın? İyi, sen? Yarın konserime gelirsen daha iyi olacağım. Ben gidemem galiba. Çok gelmek isterim ama işte sen de biliyorsun. Ya Cennet teyzeden ben izin alırım. Daha önce de aldım. Sen gelmek istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. Tabii ki istiyorum. İyi, o zaman ben bu akşam gidip sevineyim. Hatta bu gazla birkaç gün giderim. Abartma. Abartmıyorum. Zümrüt. Geçen garajda söylediklerim. Hani şarkı söyledikten sonra. Evet. Hala geçerli. Ömrümün sonuna kadar da geçerli olacak. Biliyorum, ben seni ömrümün sonuna kadar seveceğim. Ben böyle şeylerde ne söylenir, nasıl davranılır bilmiyorum ki. İçinden nasıl geliyorsa öyle davran. O bana yeter. Benim artık içeri girmem lazım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu kızım? Ne dedi oğlan? Okulla ilgili bir şeyler söyledi. Ne diyor kızım? Merakla bırakmasana, söyle. Dilekçinin peşini bırakmayın dedi. Herhalde moral vermek istedi. Ha. Aferin ama. İlgileniyor bak. İyi çocuk. İyi. Demek zamanı geldi ha? Evet. Biraz daha kalırsın diye ummuştum. Hiç hesaplamadığım bir şeyler oldu diyelim. Ne gibi şeyler? İnsanın
ayağına dolanan bir şeyler işte. İşine duygularını karıştırmazsın sanıyordum. Ben de öyle. Ama yanılmışım. Handan, hala sana güvenmek için bir sebebim yok biliyorsun değil mi? Hala Sevgi'yi öldüreceğimden mi korkuyorsun? Yok. Öldürmeyeceğini biliyorum. Çünkü beni üzmek istemezsin. Sanırım hesapta olmayan şey de buydu. Bazı hesapların hiç de kapanması şart değil, değil mi? Sevgi de gözden kaçırdığım ufak bir detay olarak kalsın hayatımda. Kapanmayan hesaplar iyidir. İnsanı dinç tutar. Kapanmamış hesaplar iyidir. Kim bilir? Belki ben de o meşhur sahil kasabasına yerleşir. Domates ekerim. Anne. Belki başka şartlar altında tanışsaydık. Tamam. Tamam. Buna hiç gerek yok. Bu laflara inanacak yaşları çoktan geçtik değil mi? Ortak. Sen gelene kadar ben başladım. İyi yapmışsın. Hayırdır? Ne hayırdır? Bu güzellik, bu neşe ne iş? Demir. Yemin galiba bana evlenme teklifi etti. Ne diyorsun sen ya? Ciddi misin? Evet. Gibi. Herhalde yani. Kesin. Bir dakika, bir dakika. Mutlu olmana sevindim de ama... Ne ama? Ya ne bileyim Leyla. Hiç düşündün mü yani yeminle evlenmen? Ya çok erken değil mi? Ne yapıyorsun sen ya? Aşkın erkeni geç yok galiba Demir. O zaman geldiğinde, onu kalbinde hissettiğinde doğru zaman olduğunu inanıyorsun. Bazen hissettiklerin yanıltabilir. Sen bunu hiç düşündün mü? Hayatta her şey bizi yanıltabilir. Sırf bir gün yanılır mıyım diye hissettiğim şeyleri yaşamaktan korkamam ben. Sen de korkma bence. Yani en fazla ne olabilir ki? Terk edilmekten mi korkuyorsun? Hı? Böyle korkarsan da elinden kaçıracaksın zaten. En azından hissettiklerini yaşamış olursun. İnan bana, gerçekten böyle. Hayat kısa zaten. Belki de haklısın. Hadi gel başlayalım. Gel. Son. 2, 3, 4. Efendim Fuat? Yılmaz'ı buldum. Tarla başında bir oteldeymiş. Buralarda olduğunu biliyordum. Bir yere gitmeyeceğini biliyordum. Bayağı izbe. Harabe bir yerdeymiş. Burada olsa da bence bir şey ifade etmiyor. Parkur dışına çıkmış durumda. Olsun. Yine de kendi gözlerimle görmeden Yılmaz'ın havlu attığına inanmam. Ayrıntılı adresi yazacağım ben size. Çok güzel işler yapıyorsun Fuat. Hakkını vermek lazım. Eksik olmayın. Söylediğin gibi Habir'in Bilal'in kulağına gitmesini sağladım. Birkaç tanıdık vasıtasıyla Fuat'ın kulağına gitti. Bugün yarın gelir merak etme. Tamam, detayları sonra konuşuruz. Hoşça kal. Ne haber abi? Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne yapıyorsun baba? İyi,
Ne yaptınız bakalım? Çalıştık biraz. Annen nasıl? Nasıl olacak bildiğin gibi. Hala kızgın ve saldırgan. Babamdan bir haber var mı? Maalesef bir türlü ulaşamıyorum. Yer yarıldı, içine girdim. Ya babam gibi bir adam nasıl pes eder aklım almıyor Ertem abi. Ona biraz zaman vermek lazım bence. Benim tanıdığım Yılmaz bütün gücünü toparlayıp geri döner. Geçecek bak görürsün. Bir gün bakarsın bu günler çok geride kalmış. Hı? Umarım. Umarım. Allah'ım yeter, kızım taş olsa erimişti o şeker. Erimedi mi daha, olmadı mı? Oldu anne, eridi. Ey olduysa. Ne diyecektin kızım sen sofrayı kurarken? Anne hani dün gece Demir geldi ya. Bu akşam konser verecekmiş de oraya çağırıyor beni. Olmaz kızım. Başka zaman kardeşinle gidersin. Ama anne bir daha olacağı belli değil ki. Zaten yıllar sonra ilk defa şarkı söyleyecekmiş. Biliyorum sen sevmezsin böyle şeyleri ama... yani bu konser onun için çok önemliymiş. O yüzden benim gelmemi de istiyor. Gideyim anne. Olmaz, olmaz. Olmaz kızım. Akşam akşam benim aklım kalır. Olmaz. Anne çocuk o kadar çok şey yaptı bizim için. Bak onun sayesinde evimize geri girebildik. Hem okul meselesiyle de o kadar çok ilgileniyor. Hatta dedi ki Cennet teyze bana güvenir, izin verir dedi. Bir şey olursa ben sorarım Cennet teyzeye dedi. Ben de yok, gerek yok dedim ona. Ya iyi yapmışsın. Çünkü ben Emri Vaki'den hoşlanmıyorum kızım, bilmiyor musun? Niye, biz borçlu muyuz ona? Hayır anne, ben sadece ayıp olur diye öyle dedi. Bakalım. Belki akşama bir şey yapayım, düşüneyim. Sana iyi eğlenceler Zümrüt Hanım, benim yerime de eğlen. Ben kalkıyorum size afiyet olsun. Dur! Hadi yemeğini ye. Hadi sen de ye. Sen burada kal. Eski bir dostu görmeye geldim. Fena mı etmişim? Nasıl buldun beni?
Biraz aradım. Başkası biliyor mu? Ya. Böyle kıymetli bir bilgiyi başkasıyla paylaşır mıyım? Çok naziksin. Benden daha ne istiyorsun ya? Senin bu öfken niye? Bunun sebebi ne bile? Kadın düşmanımdan daha zeki olmasını beklerdim. Demek ki zeki değilmiş. Göreceğini gördün. Hadi git. Uyuyacağım biraz. Biliyor musun Yılmaz? Yıllar önce zihnimdeki bütün fotoğrafları sildim. Tek bir şey görmek istiyordum. O da işte bu bitmiş halin. Çok şükür gördüm. Bu fotoğrafı albümün en nadide köşesinde saklayacağım. Hoşça kal kadim dostum. Bir ihtiyacın olursa mutlaka ara. Ararım. Numaran aynı mı? Aynı. Of. Artem, iğrenç kokuyor değil mi? Çok, çok. Açsana şükür. İğrenç bir şey. Bu aktörlük ne zor işmiş ya. Ne oldu? İnandın mı Bilal? Vallahi inandı. İyi oynadım herhalde. Süpersin ya. ne demişler? Önümüzdeki maçlara bakalım. İnanmıyorum ya, evlendik. Neyin var? Ya Leyla, bak ben bunu kamp parasını ödeyeceğim ha. Borcum borç. Ya saçmalama artık, kayı kocayız. Böyle şeyler konuşulur mu? Ya olmaz öyle. Ben yemin karı parası... Hanım parası ödedirtmem. Çalışıp öderim. Ya şurada evlendik. Senin kafanın takıldığı yere bak. Evlendik yahu, evlendik. Ulan harbi evlendik ya. İnşallah bir ömür mutlu oluruz. Ne deyiz? Ben sonsuza kadar seninle mutlu olurum. Her şey güzel olacak Allah'ın izniyle. Leyla, bak bu işin kaidesi kuralı böyle değildir ha. Tamam, evliliğimize borçlu başladım ama... ben bundan sonra ikimiz için çalışacağım. Ya kapat şu para konusunu artık. Tamam karıcığım. Tamam. Bilal Bey, nasılsınız? İyisiniz değil mi? Hem biraz sevinçliyim hem de biraz buruğum. Buruk mu? Bilal Bey, Yılmaz Koçer'in bitişini gördünüz. Ben yerinizde olsam davul zurna tutar, 3 gün bayram ederim. İşte ben de bu yüzden buruğum ya. En güçlü düşmanımın çöküşünü gördüm hem de kendi elimle. Ama diğer yandan da kendi dengimde güçlü bir düşmanı. Yılmaz Koçer'i kaybettim Sabri. Akşamki sevkiyat için her şey hazır mı? O iş hiç merak etmeyin. O iş bende. Alo Sevgi. Yılmaz Koçer'in düşüşünün şerefine 2 kadeh içer misin? Tamam. Yine böyle kapı önünde ayrılıyoruz ha? Ayrılmıyoruz. Bundan sonra hep beraber olacağız. Artık benim kocamsın. De bakayım bir daha. Kocam, kocacığım.
akşam geleceksin değil mi? Nereye? Aşk olsun Bara. Ya bırak Allah sen, benim öyle yerlerle işim olmaz biliyorsun işte. Ya lütfen. Tamam bakarız. Tamam dedin. Ya bakarız dedim. Beni kırma. İyi tamam. Tamam. Ya tamam haydi. Görüşürüz. Bir ara dibe vurduğuna gerçekten ben de inanacaktım ha. Kutlamayı ne zaman yapıyoruz? Acelen ne oğlum? Bilal benim iyice dibe vurduğuma inansın şöyle. Rahatlasın, sonra darbeyi indiririz. Kapıdan çıkarken çok mutluydu. Dibe vurduğuna, mahvolmuşuna o kadar inandı ki. Oldu bu iş dedim. Gülüşünü görmeliydin. Son gülüşü o. O gülüşün yerine ne alacak biliyorsun değil mi? Öfke ve acı. Ya. Seni daha ne kadar hırpalayacağım? Konuşsana oğlum. Oğlum açsana şu pis ağzını. Hadi bana bir şeyler söyle. Hadi. Vallahi bir şey bilmiyorum Yılmaz Bey. Ne olur bırakın gideyim. Ne demek bilmiyorum lan? Ne demek bilmiyorum? Bak buranın nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Buradan hiçbir şey geçmez. Seni burada bırakırım. Aç, susuz en fazla 3 gün yaşarsın. Sonra leşini bulurlar. Ha. Bana yaptıklarından ötürü seni affediyorum. Ama bana Bilal'le ilgili her şeyi söylemek zorundasın. Hadi. İki gün sonra 3 tırla bisküvi paketlerinin arasında antika kaçıracaklar. Yer ve saati söyle. Tam olarak bilmiyorum. Ama yüklemeleri gece yarısını bulur. Samandıra'daki garajdan. Aferin sana. Ziya abi. Adam konuştu. Samandıra'dan sevkiyat yapacaklar. Beni bırakmayacak mısınız? Seni bırakmam için bir neden söylesene. Daha seninle işim bitmedi benim. Tamamdır abiciğim. Ziya bir jandarmayla irtibata geçecek. Güzel. Artık çözelim değil mi? Hmm. Marten Bey'e dua edeceksin. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Bilal'i arayacaksın, diyeceksin ki Yılmaz Koçeri buldu. Tarla başında bir otelde. Otelde mi? Hı hı. Anladın değil mi? Bilal beni yok ettiğini sanırken biz onun yok oluşuna şahit olacağız. Görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Az kaldı. Ziya Bey'i aradın mı? Aradım ama telefonu kapattı. Ben sana haber veririm dedi. Yanında birileri vardı galiba. Konuşamadı. Nedenini bilmediğim bir savaşın tam ortasındayken düşmanıma darbe indirmeye çok az kaldı Artem. Arkadaşlar bu akşam benim için çok değerli biri var yanında. Ve ona bir şarkı bestelemiştim. Umarım beğenirsiniz. Kahrımı çektin diye şarkılara verdim ismini. Gözlerimin içine bakıp bakıp anılar
git onu getir diyorlar. O da sevdi halden anlar. Geceleri kanıyor, kokuna uyanıyor. Ama halden anlamıyor, kalbi kırık odalar. Bir gel sen uğradım desen hasbel kader. Lütfen Leyla'ya kocaman bir alkış, çünkü bu akşam onun konseri aslında. Bu akşam hayatımın şarkısını söylemek için sizlerin önünde birinden bir şey isteyeceğim. Bütün şarkılar, bütün şiirler, hatta bir ömür bile bir tek şeyle güzel. Aşkla. Ben bu tarz konuşmaları pek beceremiyorum. Lütfen destek olun. Zümrüt. Hayatımı güzelleştirecek, anlamlandıracak bu koca dünyada bir tek sen varsın. Ve bir ömür benimle geçirmeni istiyorum. Benimle evlenir misin? Bir gel sen uğradım desen hasbel kader. Ya ne? Görmüyor musun Zibidi'yi? Ulu Orta neler söylüyor kardeşime? Ne vardı benim sözlerimde? Ne güzel işte. Kardeşin aşkını ilan ediyor. Mutlu olmalısın. Allah Allah. Bir de mutlu olacağım he? Evet. Herkesten gizli evlenme hakkını da görüyorsun kendinde. Zümrüt'e gelince yasak. Öyle mi? Öyle. Ha. Öyle. Öyle bir adamsın değil mi? Seni hiç tanımamışım. Ya bir dur Allah aşkına ya. Tamam mı? Abarttım biraz. Ya basma şöyle suratını. Şşş. Gir bakayım bir. Ha şöyle. İyi tamam. Ben gidiyorum o zaman. Tamam ses etmiyorum da kalıp dinleyecek halim de yok herhalde. Bekleyin mi? Ben seni eve bırakırım. Yok, ben arabayla gelirim şimdi.
İyi. Ulan laflara bak zibidi. Tamam arkadaşlar, emri vaki yapmayalım çünkü kendisi hiç hoşlanmaz. Hayır demedi ya, o bana yeter. Hazır mıyız arkadaşlar? 3, 2, 1, girdik. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Peki. Tanıştığımız günü hatırlıyor musun? İlk dansımız. Heyecandan titriyordum. Öyle mi? Hiç fark etmemiştim. Şimdi de fark etmiyorsun. Neyi kutladığımızı hala söylemedin. Yılmaz Koçeri'nin artık hayatımızda olmayışını. Ne demek bu Bilal? Merak etme hayatta. Tabii buna yaşamak denirse, içinde bulunduğu koşulları göz önüne alırsak. Sen gördün mü Yılmaz'ı? Gördüm. Hatta son zamanlarda gördüğüm en güzel görüntüydü diyebilirim. İzbe bir otel odasında, alkol kokan bir yatakta, yavaş yavaş biterken teslim bayrağını çekmiş bir Yılmaz Koçeri. Çok mu kötüydü? Çok. Hayrola? Sevinmiş gibi görünmüyorsun. Yok, sevindim tabii. Sadece biraz şaşırdım. Evet beyler. Nasıl gidiyor? Var mı bir sorun? Yok be abi. Ne sorun olacak? Her zaman yaptığımız iş. Öyle mi? Aç bakayım şunlardan bir tane. Aç. Nasıl, iyice zulu yaptınız mı? Oğlum dikkat et. Yavaş, yavaş. Yavaş. Hay maşallah. Hay maşallah, şuna bak. Kaldır, kaldır, kaldır. Tamam. Suya giderken testiyi kırarsan sonra gelir bana ağlarsın, ben de seni canlı yakarım, anladın mı? Ayıp ettin abi. Hadi, hadi. Kapat, üstüne de koy bir tane. Hadi bakayım. Hadi. Dikkat et, dikkat et. Ha? Kapat kapıları, in aşağı. Hadi, hadi, hadi. Kapat, 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 kapat. Ne oluyor lan? Bu jandarma nereden çıktı lan? Kaçın lan. Yakalanmayın. Yakalanan sakın ötmesin lan. Çalışsana be araba. Çalışsana. Arada bıçak zamanı mı tuttun be? Arabayı yakalayın. Peşinden gidin, peşinden gidin çubuk. Peşinden. Alın şunları içeri. Alın içeri şunları. Alın bunları içeri. Alın içeri. Bilal, benim artık gitmem lazım. Bu gece benimle kalırsın sanırım. Yanılmışsın. Her gece olduğu gibi bu gece de evimle kalacağım. Her şey
için teşekkürler. Bilal Bey. Bilal Bey çok önemli. Sus dedim. Sabri. Bilal Bey. Yedik abi. Abi yedik abi. Sabri ne oluyor? Birisi ihbar etmiş. Allah yüklerken jandarma bastı peşimizdeler. Hemen kaç oradan. Hemen kaç Sabri. Çok geç abi, çok geç. Sabri kaç oradan dedim. Buraları bilmiyorum ben, ne yapacağım abi? Şimdi sakin ol. Hemen jandarmanın elinden kaçacaksın. Nasıl abi, nasıl? Bir yolunu bulursun sen Sabri. Kaç dedim sana. Ha, nasıl abi? Abi! Sabri ne oluyor orada? Sabri! Ziya abi. Açsana oğlum. Dinliyoruz abi. Gerçekten mi? Bitti yani. Tamamdır abicim. Teşekkür ederiz. Tamam, sonra konuşuruz detayları. Bilal'in tırlarına el konulmuş. Güzel. Bilal'i tutuklamışlar mı? Şimdiye kadar çoktan kaçmıştır. Yakalanır. Yakalanmasa bile ortaya çıkabileceğini hiç sanmıyorum. Ve bunu anlamak için bir iadeyi ziyaret yapalım ha. Ne dersin? Neden olmasın? Nasıl yalnız bırakırsınız lan Sabri'yi? Nasıl ha? Biz de bilmiyorduk Bilal Bey. Bilal Bey gitmemiz lazım. Her an baskın yapılabilir. Bana akıl mı veriyorsun ha? Kim ihbar etmiş ha? Nasıl olmuş bu, anlat! Anlasana lan! Bilal Bey telefon. Alo. Bilal. Bilal niye bu kadar sinirlisin? Yılmaz. Ya Yılmaz. Senin kadim düşmanın Yılmaz. Geberteceğim seni Yılmaz. Seni geberteceğim. Seni geberteceğim. Seni geberteceğim Yılmaz! Bilal Bey, polisler gitmemiz lazım. Bak! Beni mahvedecekmiş. Hadi bakalım, bunu içelim. Bir dönem böyle kapandı. Kapanmak zorundaydı. Bize yakışan da buydu zaten. Şimdi neyin zamanı? Ayakta dimdik duruyoruz, para kazanıyoruz ve yeniden dükkan açıyoruz. Hoş geldin Yılmaz. Hoş bulduk Artem. Sen olmasaydın bunu beceremezdin. Dönüşüne. Dönüşümüze. Kızım. Anne ben artık evde çok sıkıldım. Geçen sefer de izin vermedin bana. Bari bu sefer ver, çıkayım artık. İyi ya, şey yaparız. Akşamüstü kardeşini parka çıkarız, hava alırız, olur. Alo. Fakülteden mi? Hayır inşallah. Tamam ben hemen geliyorum. Anne dilekçemi ciddiye almışlar. Görüşmek istiyorlar benimle. Ay Allah'a şükürler olsun.
Şiraz, ben de ablanla okula gideyim annem, ha? Söz veriyorum, gelince hep birlikte parka gideceğiz, tamam? İnşallah hayırlı bir haberle geri geleceğiz. Ay, soyayım mı? Soy, soy. Güneş sana emanet. Tamam anneciğim. Sümrüt'ü tanıdın mı? Tanıdım. İyi. Anne çok heyecanlıyım. Aynı ilk günkü gibi. Vallahi ben de öyle, sorma. Demir. Sümrüt, Cennet teyze. Oğlum. Bu arkadaşın adı Ali. Merhaba Ali. Merhaba. Ali'nin de sana söylemek istedikleri var Sümrüt. Ne söyleyeceksin Ali? Şey, o gün Rezzan Hoca'nın odasına giren de, soruları çalan da bendim. Aa, ne? Ya sana yaşattıklarım için özür dilerim. Özür diliyorsun öyle mi? Özür dilemek ha? Önce hayatımı mahvediyorsun, sonra karşıma geçip böyle özür diliyorsun ha? Oğlum niye yaptın? Eh be oğlum, eh be çocuğum. Gel kızım şuraya otur. Adının karıştığı sınav sorularının çalınması olayında suçsuzluğunu ispatlandı Zümrüt. Gerçek sorumlu ortaya çıktı. Bak Zümrüt'cüğüm, telafisi güç bir süre kaybetti. Ancak fakültemiz senin için telafi sınavları koyacak. Açıklığa kavuşturulması çok zor bir olaya adın karıştı. Gecikme de olsa aklanmış olman hepimizi çok sevindirdi. Özür diliyorum. Estağfurullah hocam. Aramıza tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Anne. Annem. Anne kazandım, haklı çıktım. Okula geri alındım. Allah'ım şükür ya Rabbim. Bir daha bizi böyle şeylerle sınama ya Rabbim. Anne iyi ki varsın. Kuzum. Annem ben olmasam bile eğer haklıysan hakkını savun. Korkma kimseden, hiçbir şeyden. Anne sen hep yanımda ol. Ne alacağım tabii, nerede alacağım ya? Demir. Böyle sarılınca rahatsız etmek istemedim. Demir okula geri alındım. Çok mutlu oldum Zümrüt. Gözün aydın Cennet teyze. Allah razı olsun oğlum, sağ ol. Anne, halletmem gereken işlemler var. He tamam, ben kendim giderim zaten. Ay kapıya kadar getirelim seni. İyi, hadi bakalım bir okulda göreyim ha. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz anne. Bütün çocukları koru, benimkileri de. Borçayı kapatmak kaldı. Ay ablaya ne gerek vardı ki bunlara? Hayır yani tuturdun sen de erkek borçası yapacağız diye. İkimiz de yorulduk. Kiraz eğer annem olsaydı... benim böyle gelin gitmemi isterdi. Hem fena mı oldu? Bak sana da ön hazırlık oldu. Sen evlenince aynısını sana da yaparız. Unut o işi. Ne oldu? Hani ilk fırsatta evleniyordun sen? Abla benimle artık uğraşmayı bırak. Yarın senin düğünün var. Sen sadece mutlu ol. Kirazım, bak hepimiz için yepyeni bir hayat başlıyor. Yeni evimizde yeni bir sayfa açacağız.
Senin bizi peşinden koşturmanın adı yeni hayat oldu. Zümrüt okuyacak diye İstanbul'a gel. Zümrüt evlenecek, evi taşı. Ama sen hiçbir gün bize sormadın abla. Siz ne istiyorsunuz diye. Kiraz, ne yapacaksın ki Güneş'le bir başına bu evde? Abla, ben sizinle gelip de ne yapacağım? Senin kocanla mutluluğunu mu seyredeceğim? Yoksa sizin hizmetçiliğinizi mi yapacağım, he? Saçmalama. Okula başladın ya işte. Okula devam edeceksin. Okulmuş ya, ne okulu? Benim okuyamayacağımı ikimiz de biliyoruz zaten. Ben sana güveniyorum. Sen bir şey istediğin zaman önünde daha olsa bile duramazsın. Ben okurken evleneceğim de sen kıyafeti kopartırdın ama. Şimdi sen ne yapıyorsun abla, he? Okurken evleniyorsun. Kiraz, bak benim mesleğim hazır. Ben demire muhtaç değilim. Sen de önce bir kendini garantiye al. Sonra da ne yaparsan yap. Annem gibi konuştun. Ne zaman arayacaksın? Kim o? Şey, reklam mesajı gelmiş de şey diyorlar işte, hayır yaz gönder. Ben bir hayır yazıp göndereyim. Şey, saçı nasıl yapacağız yarın? Bilmem, bakarız yarın. Ama bir sürü model gösterdim sana, hiçbirini beğenmedin mi? Ya ne bileyim, hepsi bana çok abartı geliyor. Benim düğünüm olsa asıl abartıyı sen orada gör. İnşallah o günleri de göreceğiz. Sen bir evlen, ben sana neler yapacağım, neler. Oy canım. Kaçmak sana yaramış. Gençleşmişsin. Kaçmak demeyelim istersen. Uzun zamandır kendime izin vermemiştim. Polisler, jandarmalar böyle demiyor ama. Tüm mallarına el konmuş. Yurt dışı yasağın da varmış. Sağ olsunlar, bu sıralar benimle çok ilgileniyorlar. Ama bana engel olamayacaklar. Bir süre gözden ırak olmak istedim. Düşünmeye ihtiyacım vardı. Gırtlağa kadar battın diye mi böyle dimdiksin? Merak ediyorum aslında. Bak delikanlı. Senin gibiler benim gibileri anlayamazlar. Çünkü ben önce bu yaşa geldim. Sonra bu yaşa geldim. İşte şimdi tam emekliye ayrılmış yaşlılar gibi konuştum. Allah aşkına doğruyu söyle. Evde bozulan muslukları da kendin tamir ediyor musun? Sözlerini gençliğin ve cehaletine veriyorum. Çünkü biliyorsun, eğer Sabri yaşasaydı... Biliyorum. Biliyorum. Sabri olmadığı için buraya geldi. Yoksa senin gibi bir adam neden bana tenezzül etsin ki? Aslında tenezzül demeyelim biz buna. Bir umut. Biliyor musun, mesela Sabri'nin bana sadakatinden bir an bile şüphem olmadı. Sadakat. Sadakat insanların boynundaki giyotinden başka hiçbir şey değil. Ben kimseye sadakat yemini edip boynumu sunağa yatırmam. Ha, intikam diyorsan, öfke diyorsan, o zaman işin rengi değişir. Sen de benim sadakatimi değil, Yılmaz'a karşı intikam hırsıma güven. Anlaşıldı. İster sadakat duygunu, ister öfke duygunu kullan, hiç fark etmez. Yılmaz'ın mahvolduğunu görmek istiyorum. Bak. Ortak düşman olunca nasıl da aynı dilden konuşmaya başladık. Pekala. Yılmaz'ın
Yılmaz'ın en mutlu olduğu ve hiç ummadığı anda mahvolmasını istiyorum. Tam da her şey yeniden başlayacağını düşündüğü anda her şeyin avucunun içinden kayıp gitmesini istiyorum. Şu sıralar galibiyet sarhoşluğu içindedir. Yani yeterince önlem almamıştır. İşin kolay olacak. Unutma, her istediğin karşılanacak. Ancak en ufak bir aksilik ya da bahaneye hiç tahammülüm yok bilesin. Yarın Yılmaz'ın güldüğü son gün olmalı. Merak etme. Yılmaz'ın yaşadığı her mutlu gün sadece sana değil, bana da azap. Şimdi söyleyecek başka bir şeyin yoksa gidip dinleneceğim biraz. Malum yarın yorucu bir gün olacak. Aslında aklıma takılan bir şey var. Senin Yılmaz'a karşı öfkeni pek anlayamadım. Sevdiğim kadının ölümüne sebep oldu. Ölümüne mi sebep oldu? İyi de bunu onun yapmadığını ikimiz de biliyoruz. O adam yüzünden sevdiğim kadının katili oldu. Bundan daha büyük bir sebep olabilir mi? Değişik bir bakış açısı. Her neyse. Yarın güzel haberlerini bekliyorum. Hiç kuşkun olmasın. Vallahi iyi parlattım ha. Neymiş? Babam bir tek halıdan anlamıyor. Söyle bakalım Demir. Ne kadar oldu baş başa kalmayalı? Ben hayatımdan memnunum da. Sen memnun musun bilemem. Olur böyle şey baba, ben de memnunum da. Bunlar biraz tuhaf geldi. Gelir tabii. Birbirimizden çok uzak kaldık. Ben seni çok ihmal ettim. Kendi dertlerime gömüldüm durdum. Ya öyle deme baba, ben de senin üstüne çok gittim. Çok tepki gösterdim. Artık kusuruma bakma. Boş ver, onlar geride kaldı güzel oğlum. Bana bak. Sen iyi tıraş olmaya başlamışsın. Olmuş mu gerçekten? Vallahi becermişsin ya. Sen hatırlar mısın bilmiyorum ama boyun şu kadar filandı herhalde. Ben banyoda tıraş olurken bacaklarının arasında sıyrılıp tıraş köpüğünü kapar, yüzünü köpüklerdim. Hatırlamaz mıyım ya? Sonra annem beni banyodan çıkarırdı. O zamandan beri ikimizin arasında görünmeyen bir duvar ördü işte. Seni bile kıskanıyordu ya. Vay be. Artık kimseye kızmıyorum be baba. Herkesi affettim. Kızma tabii oğlum. Büyüdün, kocaman adam oldun. Kızmak demişken annem kızmasın diye hep seni böyle gizlice izlerdim. Ben de babam gibi tıraş olup babam gibi büyük bir adam olacağım derdim. Vay be. Adam olmayı benimle bağdaştırıyordun ha. Bu güzel şeyi ben şimdi öğreniyorum. Halbuki ben sana örnek baba olamadım diye içimi kemirir dururdum. Neyse boş ver, bunlar geride kaldı. Şair ne der biliyor musun oğlum? Her şeye yetişilir, hiçbir şeye geç kalınmaz. Çocuğum beni affet der. Sen de beni affet. Her şey yeniden başlayabilir sıfırdan. Çok güzel günlerimiz olabilir. Hele bu yaşımda hayallerime yaklaşmışken. Cennet teyze değil mi? Bu kadar sana tekrar umut etmeyi öğretti baba. Resmen kabuğunu çatlattı.
Bir çay daha söyleyeyim mi? Yok, bana yeter. Afiyet olsun. Valla ben sıkıştım burada ya. Ya benim bedenimin yarısı dışarıda. Sen niye geldin? Ya kay hadi kay, ne olacak? Sıkışalım. Burada son gecemiz, hadi. O zaman masal anlat. Ben masal bilmem ki Güneş. Akçayoğlu'nu anlat. Akçayalan bitti. Ama istersen sana başka masal anlatayım. Bizim masalı anlatayım mı sana? Olur. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın evvelinde değil de, zamanın tam da bugününde yaşayan bir anne aslan, bir de yavruları varmış. Anne aslanın yavruları için yapamayacağı şey, katlanamayacağı fedakarlık yokmuş. Yavruların canı yanmasın diye nelerle boğuşmamış ki? Postların peşinde olan avcılar mı desem, etlerin peşinde olan diğer erkek aslanlar mı desem? Aa! Ama hepsine karşı hep tek başına savaşmış. Niye biliyor musun? Yavruların mutluluğu için. Günlerden bir gün dişi yavruların en büyüğü yuvayı terk etmek istemiş. Kendisine bir hayat kurmak istemiş. Yaşadığı orman ona dar gelmeye başlamış. Daha büyük ormanlar, daha farklı diyarlar görmek istemiş. Baba aslan bunu duyduğu zaman kürklemiş. Öyle bir kürklemiş, öyle bir kürklemiş ki bütün orman onun kürklemesiyle çınlamış. Hayır diye kürklemiş. Sen de eğer benim yavrumsan bu orman dışına çıkamayacaksın demiş. Mendi bir suratlı adam ya. Ya öbür dünyada inşallah cayır cayır yansın o adam. Şişt. Evet, nerede kalmıştık? Erkek aslan yavrusunun gitmesine asla izin vermemiş. Ben seni başka ormanın kralıyla evlendireceğim demiş. Kız aslan ne kadar da ben evlenmeyeceğim dese de erkek aslanın ağzından çıkan söz kanun hükmündeymiş. Değiştirilemezmiş. En azından anne aslan bunu böyle zannedermiş. Erkek aslana baş kaldırabileceğin, ormanın asıl sahibi erkek aslan değil de dişi aslan olduğu, erkek aslanın krallığını kendisine borçlu olduğunu çok geç fark etmiş. Sonra da yavrularını önüne katıp farklı diyarların yolunu tutmuş. Ama o yol çok zor, çok çetin bir yolmuş. Anne aslan ve yavruları daha önce çuvalarından dışarı çıkmamışlar ki başka ormanları, başka diyarları bilsinler. O yüzden de başlarına gelmedik kalmamış. Ama ne o zorluklar, ne de onlara kurulan pusular onları asla yıldırmamış. Anne aslan yavrusunun gitmek istediği diyara hayallerine kavuşturmayı başarmış. Ama anne aslanın ömrü bu masanın sonunu görmeye yetmemiş. O yüzden de yavru aslanları birbirlerine bir söz vermişler. Ne zamanki pes etmeye kalkışırlarsa bu dünyanın zalim erkek aslanlarla
acımasız avcılarla, karanlık ormanlarla dolu olduğunu unutmayacaklar. Annelerine layık evlatlar olacaklar. Abla biraz duygulandı. Veysel benim kiraz. Yarın bizim buradaki muhtarlığa gel. Öğlende buluşalım. Kararını verdin mi? Verdim. Kararımı artık verdim. Kimsenin keyfini beklemeyeceğim. Ömrüt ablam kendi hayatını yaşıyor. Olan yine bana oluyor zaten. Seni hiç pişman etmeyeceğim Kiraz. Vallahi bak. Veysel, eğer ki beni pişman edersen bundan sonra benim gölgemi dahi sen göremezsin. Saçmalama Kiraz. Pişman oldum dedim. Dersimi aldım dedim işte. Kapat Veysel. Kapat. Marat kızım gelmiş. Çok yoruldunuz. Bari bir çay molası verin. Aa, sağ ol kızım. Eline sağlık Leyla. Sen bırak biz yaparız işlerini. Git hazırlan sen. Ya bir şey olmaz daha var. Her şeyi kendi yapmak istiyor. Heyecanlı ya. Heyecanlanır tabii. Başına geleceklerden haberi yok. Boşanmış iki adamdan dün hazırlığı da yapmak da çok ironik. İşte ben ikisine de örnek olacağım. Sen mi söylüyorsun bunu? Benim kızım da öyle doğru bir evlilik tercihi yaptı ki babasından gizli saklı evlendi. Baba bari bu konuyu burada açma. Gelecek mi o? Geldi bile. Çağırsana kızım gelsin. Niye orada bekliyor? Aman aman gelecekse bile şimdi gelmesin. Ağzımızın tadıyla bir çay içelim şurada. Ya bu küslük bitsin artık baba. Seni affettiğime şükret Leyla. Hakikaten Artem ya. Tam bir yıl oldu oğlum. Bu inadından vazgeç. Kız babası ol da göreyim seni. Ne fark ediyor? Size afiyet olsun. Ben bir yemine bakayım. Artem abi. Leyla belli etmiyor da çok üzülüyor. Bence artık üstüne gitme. Benim de aklımdan öyle şeyler geçiyor ki ben de belli etmiyorum Demir. Niye oturuyorsun oğlum? Kalkıp bir şey yapsana. Yemek yesey, ondan sonra şey yapsak. Önce hak et yemeği, ondan sonra. Hadi. Hadi.
Bacımı gelinlikle göreyim, gideceğim. Ama herkes gördü seni. Girmesin ayıp olur şimdi. Ya bırak Allah aşkına. Kimse yokluğumu bile anlamamıştır, emin ol. Ama böyle yaparsan hiçbir zaman barışmayacaksın. Ya o gün bugün değil işte, anla. Hem bir tatsızlık çıkmasın şimdi. Kızın düğününü mahvetmeyin. Lütfen. Ya Leyla. Bak ben her şeyi sıfırdan başladım, tamam. Eyvallah. Onlar da affettiler, sağ olsunlar. Allah hepsinden razı olsun valla. Ama bir de gerçekler var işte. Ya ben oradakilerin birini kolundan vurdum Leyla. Birinin kızıyla gizlice evlendim. Birini zorla başkasıyla evlendirmeye kalktım. Ya yerim yok orada işte, anla. Arsız gibi gelip göbek mi atayım bir de? Ama bunlar hepsi geçmişte kaldı. Bak Zümrüt de çok sevinir. Tamam, buralardayım ben. Düğün başlasın gelirim belki. Ya sen hem gitsene, kızın belki bir şeye ihtiyacı var. Oo, kardeşini de düşünüyormuş. Of, benim düşünceli aşkım. Ne yapıyorsun yolun ortasında? Yürü git. Nasıl oldun Kiraz? Güzel mi? Çok güzel oldun abla. Aynı prensesler gibi. İnşallah sen de böyle güzel olacaksın. Ama seni kendi ellerimle giydireceğim ha. O biraz zor. Kiraz ne bu sözler dünden beri? Ne oluyor? Abla sen beni boş ver, hadi gel saçlarını yapalım. Leyla'da birkaç model vardı ama dur bakayım. Ha sen kardeşine değil yani yengene güveniyorsun abla ha? Kiraz. Heh, yengen de geldi zaten. Ne oldu? Ablam saçını görümcesine yaptırmak istiyordu, onu konuşuyorduk. Ne görümcesi Kiraz? Ben sizi kardeşim gibi görüyorum. Sen bizi kardeşin gibi görebilirsin ama Kiraz görümce olmak için doğmuş. Bak ben bu modeli buldum. Ne dersin Zümrüt? Kiraz nasıl sence? Ben bilmem, yengen bilir. Kiraz. Tamam. Ya bugün de kapris yapmasın olmaz yani. Şaka yapıyorum abla. Çok ayarsızsın. Hadi geç kalacağız. Sen saçını tara, ben tokayı getireyim. Tamam. Abla. Hep çok mutlu ol, olur mu? Kiraz, hep beraber mutlu olacağız ya. Konuştuk seninle. Bugüne kadar sana yaptıklarım için özür dilerim. Benim dediklerime sakın alınma. Ben öyle bir anda söyleyiveriyorum her şeyi. Zehrimi birine akıtıyorum işte, sen de biliyorsun. Kiraz, ben seni tanımıyor muyum? Ne var şu dilinin altında, söyle bakayım ha? Abla, beni hiç unutma olur mu? Kiraz! Ne oldu? Bilmiyorum, beni hiç unutma dedi, ağlayarak kaçtı gitti. Ya duygulanmıştı, gel yapayım saçını. Yok ben gidip bakayım. Kiraz! Kiraz! Efendim? Açsana kapıyı. Giyiniyorum. Tamam ama çabuk ol. Tamam. Abla. Beni affetmeyeceksin biliyorum. Ama ben senin hayatın ucuna tutturulmuş biri gibi yaşayamam. Eğle tuturamam. Kendi hayatımı korumaya gidiyorum ben. Veysel'le evleneceğim. Başka bir şansım da yok zaten. Güneş sana emanet. Ona benden daha iyi bakarsın sen. Sizi çok seviyorum. Kiraz.
hoş geldiniz. Annem bize düğün hediyesi vermeye gelmiş Zümrüt. Evet. Oğlum her ne kadar benim sözümü çiğneyip beni anne yerine koymasa da ben annelik görevimi yerine getirmeye geldim. Anne. Demirciğim artık bunları konuşmaya gerek yok. Sen seçimini yaptın. Bu kızla evlenirsen beni unut demiştim. Sen de evlendin ve beni unutmayı tercih ettin. Sevgi, bugün buraya bunları söylemek için mi geldin? Yok, hayır. Ben dediğim gibi hediyemi verip gideceğim. Ömür boyu mutluluklar dilerim. Teşekkürler, çok naziksin. Açsana. Ne bu? Oku lütfen. Mirasçısını reddeden Muris'in sorumluluğu. Müvekkilimin davalının annesi olup Demir Koçeri'nin tüm mal varlığından kayıtsız ve şartsız olarak men edilmesine ilişkin talebimin kabulüne Sevgi ne demek bu? Demir Bey'in özgürlüğünün faturası demek. Baba oğul özgürlüğünüzün bedelini ödemeyeceğinizi mi sanıyordunuz? İyi de o senin oğlun. Evet. Ama görüyorum ki ben onun annesi değilim. Eğer öyle olsaydı böyle bir karar vermezdi. Kimseyi sevmeyeceksin değil mi? Bakalım köylü güzelin beş kuruşsuzken de seni sevebilecek mi? Çok pişman olacaksın Demir. Baban da sen de çok pişman olacaksınız. Herhalde zamanla yumuşayacaktır. Hadi çocuklar, keyfimizi kaçırmayalım. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Şşşt oğlum, kendine gel. Hadi git damatlığına gir. Misafirler gelecek. Hadi, hadi gülelim biraz, hadi. Hadi, hadi. Hadi gel.
Yılmaz Bey. Ben Zafer. Kiraz, seni çok mutlu edeceğim. Vallahi bak. Abla! Abla! Kiraz! Abla! Kiraz. Çok uzaklara gitmemiz lazım. Çok çok uzaklara. Rotayı sen belirlediğin sürece sorun yok. Sonradan vazgeçme. Merak etme. Benim için Yılmaz artık kesinlikle bitti. Oğlum da. Az kaldı. Yılmaz benim için de bitecek. Onların olmadığı bir hayatım olacak. Yılmaz acı içinde kıvranacak ama... benim umurumda bile olmayacak. Sana söz veriyorum. Acı içinde kıvranacak, çok az kaldı. Umarım bana güzel haberler vermek için aradın. İstediğinizden daha fazlasını yaptım. Tek bir canlı bile bırakmadım. Ne diyorsun sen? Herkesi öldürdüm. Masumcuklar çok çabuk öldü. Yılmaz, Yılmaz'a bir şey olmadı değil mi? Önce onu öldürdüm. Ne oldu Bilal? Yılmaz'a bir şey mi oldu? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ben sana ona dokunmayacaksın demedim mi? Sana demiştim. Sadakatime değil, öfkeme güven demiştim. Sen nasıl kafana göre iş yaparsın? Ha? Ne oluyor Bilal? Yılmaz'a bir şey mi oldu? Alo, sen kimsin? Ne oldu? Yılmaz'a bir şey mi oldu? Oo, Sevgi Hanım, siz de orada mıydınız? Kocanızla oğlunuz sizlere ömür. Ne diyorsun sen be? Sen öldürdün onları. Allah kahretsin seni! Allah kahretsin! Sevgi, ben onlara dokunma dedim. Sevgi dur, ne yapıyorsun? Yılmaz'a gidiyoruz bir de. Nereye gidiyorsun Sevgi? Durdur arabayı. Yılmaz'a. Sevgi dur!